Warner Bros. Ve DC 90'lardan bu yana bizim için en güzel ikililerden ve geçmişte yaptıkları hataları, fazla boğucu filmleri ve bu kadar az film çıkarmalarını bir kenara koymaya hazırım. Çünkü bu fragman harika görünüyor. Suicide Squad DC'nin çizgi roman dünyası için en iyi yaptığı şeyi, yani hem renkli hem de karanlık düşmanları izleyeceğimiz dolu dolu bir film olacak ve filmin gelmesi için çok sabırsızım. Yeni fragmanda konuşacak çok şey var ama öncelikle fragmanın Bohemian Rhapsody üzerine kurulmuş olması harika olmuş. Efektler, Deadshot'ın dayak yeme ve silah toplama ritmi, mermi efektleri tamamen müziğe yedirilmiş ve en önemlisi de filme yakışır şekilde akli dengesi bozuk sorunlu bir tema oluşturulmuş. Fragman yine filmin özeti gibi aslında, çok fazla sahne var ama daha iyi anladığımız şeyler olsa da çok fazla yeni soru da ortaya çıktı. Öncelikle karakterleri bireysel olarak ele alacağımızı gördük, daha sonra da bir şekilde bir araya getirilecekler. Deadshot çizgi roman tarihinde çok popüler bir karakter olmasa da rolü Will Smith kaptığı için sahnelerini çoğalttıklarını düşünüyorum ve Enchantress'in nasıl bu hale geldiğini de göreceğimiz için mutluyum. Dahası Harley Quinn'in belki de Joker'in de orijin hikayesini görme ihtimalimiz var veya bir sürü flashback'le bu açıklar kapatılacak diye düşünüyorum. Killer Croc bataklık gibi bir hücrede huysuz kaptan Boomerang özgürlüğü için bir tarafını yırtıyor ve El Diablo da yani daha çok öylece kendi eline bakıyor diyebiliriz. Ve Amanda Waller'ı da tekrar görüyoruz. Bu kadının şeytani derecede acımasız olduğunu eklemek istiyorum. Bu intihar takımına karşı sempati beslememizi sağlayacak en büyük etkenlerden biri kendisi olabilir. Ki bu sahne ekibin göreve itaat etmesi için ameliyat edilmelerini gösteriyor olabilir. Görevleri tam olarak ne bilmiyoruz ama şu henüz kim olduğunu bilmediğim yaratık ve bu siyah yapışkan şeyin sebep olduğu birisi olmalı. Panda tek göz gibi yancılar da tabii okları Joker'e çeviriyor. Fazla cart yeşil saçlarıyla ve yeni smokiniyle daha fazla görüntüye sahip ve Batman'den kaçtıkları arabalarıyla Harley Quinn'le yan yana olmaları ve Harley'in daha önce bize doğru el sallaması Harley'in takımı satıp Joker'le buluştuğunu gösteriyor olabilir. Asıl tehlikenin Joker mi yoksa başka birileri mi olduğunu bilmiyoruz ama bütün bu biyolojik silahlar veya yaratıklar Lex Luthor'un üretimi olabilir. Joker'in onca silahla yerde kahkaha atarak yatması da tam olarak neyi ima ediyorlar bilmiyorum ama en azından güzel sahne olmuş. Katana'nın birini öldürdüğünde o kişinin ruhunu çalması, hatta o ruhlarla konuşabilmesi bu filmde kullanılacak gibi duruyor ve anlıyoruz ki bu film çizgi romandan ciddi anlamda beslenmiş. Ve yine bu demek oluyor ki Warner Bros. Seyircisini mutlu etmek için çok uğraşmış. Umarım öyle olur. Bir de şu boya kokan sahnede Joker'in Harley'i kurtarmak için mi toksikata atladığını yoksa Harley'in daha fazla Joker gibi olmak istediği için mi buraya atladığını henüz bilmiyoruz. Ama fragmandan anladığımız kadarıyla 1,5-2 saatlik bir filme sığmayacak kadar çok detay bizi bekliyor. Warner Bros'un filmlere göre logoyla oynamasına zaten bayılıyorum ama bu fragmanda daha çok sevdim. Tabii Wonder Woman için de bir teaser yayınlandı ve karakterin birkaç kez değişmiş olan orijin hikayesini iyi bir anlatımla izleyeceğimizi de öğrenmiş olduk. Amazon kimliği dışında günlük hayatında veya öncesinde nasıl olacağını bu kadar detaylı görmek de çok güzel. Daha sempatik durduğu sahneleriyle en azından benim daha fazla ilgimi çekti. Zaten DC sinemada da kadın karakterleri öne çıkararak Marvel'ın geç kavradığı sağlam bir taktik izliyor, hakkını vermek lazım. Siz de fragmanla ilgili düşündüklerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Önümüzdeki günlerde Marvel'ın 3. aşamadaki tüm filmlerinden bahsedeceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.